arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere şöyle iki renkli bir motif örneği göstereceğim. Yine bunu birleştirerek istediğiniz modeli, ürünü yapabilirsiniz. Anlatımları bütün videolarıma ulaşmak için hemen sağda çıkan bağlantıya tıkladığınızda bütün yaptığım modelleri sırayla izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ortadan başlıyoruz. 6 tane zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. İlk zincirin içine giriyorum. Burayı birleştiriyorum. Küçük bir yuvarlak elde ediyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Tığ bir kez doladım. Boşluğun içine batarak üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir ilmek, sonra 2, 2 alarak. Şimdi zincirle birlikte 2 tane trabzanım var. 3 4 5 6 7 8, toplam 12 tane olacak. 9 10 11 ve 12. Evet, 12 tane trabzan yaptım. İlk çektiğimiz zincirin tepesine batıyorum ve birleştirdim. Birleştirdiğim yerden yine 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Şimdi tam birleştirdiğim noktaya tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Yine aynı şekilde üçlü trabzan. Bir doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yuvaya, daha doğrusu boşluk demeyelim. 3, aynı yere tekrar batıyorum. 4. Her yuvaya 2 defa batıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine geçtim. 5 6 Bir sonrakine geçtim. 7 8 Bir sonrakine geçiyorum. 9 10 Bu şekilde toplamda 24 olacak. Başlangıç noktasına kadar geliyorum. Evet, 24 tane trabzan yaptım. Şimdi yine ilk çektiğimiz burada zincirin tepesine batıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekelim ve tamamını keselim arkadaşlar. Şöyle ortamız sarı renkte. Şu ortadaki ipimizi kesebiliriz burada. Şimdi beyaz ipe geçiyoruz. Tabii tek renk yapacaksanız eğer tek renk de güzel olur. İp değiştirmemize, kesmemize gerek yok. Hemen buradan devam edeceğiz. Şimdi şuradan herhangi bir trabzanın üzerinden geçiriyorum. İlmeğimi bu şekilde çektim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Şu beyaz ipi de arkada yürütüyorum bu şekilde sağlamlaştırmak için. Bir tane trabzan. 2 zincir. Bir sonrakine batıyorum. Yine beyaz ipi halen yürütüyorum. Tekrar 2 zincir. Bir sonrakine batıyoruz. Tekrar bu şekilde 24 tane trabzan yapacağız sarının etrafına. 2 tane zincir. Şimdi sarıyı da burada yürüteceğiz. 2 zincir. Tekrar 2 zincir. Her yuvaya batıyoruz. Burada sarıyı kesmiştik. Şimdi sarıyı yürütüyorum. Bakın şurada. Tekrar 2 zincir.
Komple etrafını bir sırada bu şekilde dolanıyoruz. Evet. Şimdi komple yine 24 tane trabzan olacak şekilde örmeye devam edelim. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim. Bakın şimdi 24. son yuvaya 24. trabzanı yapıyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane. Geliyoruz yine ilk çektiğimiz zincirin 3. zincirine. 5 zincir çekmiştik. 3. zincirine batıyoruz ve birleştiriyoruz. Buradan hemen önümüzdeki boşluğun içine giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Tığ bir kez doladım. Yine aynı boşluğa. 1, 2 çektim bıraktım. Yine üçlü trabzan ama 2 çekip bırakıyoruz. 1, 2 çektim. Hepsini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 2 tane zincir. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 1, 2, tığ da bekletiyorum. Tekrar önce 1, sonra 2. Önce 1 ilmek, sonra 2 ilmek. 3 trabzan olunca şimdi 4 ilmeği birlikte çekip kapatıyoruz. 2 tane zincir tekrar. Bir sonraki boşluğa. 1, 2 ve 3. Hepsini çekiyorum, kapatıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2, 3. Hepsini birlikte çekerek kapattım. Komple bütün boşluklara bu işlemi yapıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. 3. çekme işlemi yapmıyoruz tabii, hepsinde de bu şekilde birlikte toplayarak kapatıyoruz. Arada da 2 tane zincirimiz var. Şimdi bu sırayı da komple bu şekilde dolanacağız. Evet. Şimdi tamamlayalım hepsini aynı şekilde. Evet, komple etrafını dolandım aynı şekilde. Son boşluğa da aynı işlemleri yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi ilk yaptığımız üçlünün tepe noktasına şu şekilde batıp birleştirdim. Şimdi 2 zincir çektiğimiz boşluğun içine ipimizi taşıyalım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. Bir sonraki boşluğa. Üçerli trabzanların arasındaki boşluğa giriyoruz. Ve bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonraki boşluğa tekrar bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Komple etrafını bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekiyoruz. Her boşluğa, pardon, özür. Şuraya bakayım, karıştırdım. Evet, her boşluğaymış. Özür değil, özür mü alıyorum? Her boşluğaymış. Şimdi bir model daha yaptım da orada şuradaki dolguların da tepesine batılıyor. 3, 4, 5, 6. Hemen bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. O da farklı, güzel bir model. 3, 4, 5, 6. Ona gitti kafam, karıştırdım çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her boşluğa sık iğne yapıyoruz bu şekilde. 6 zincir çekerek. Şimdi bir sıra böyle dolanalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet. Komple dolandım. 6 zincir çekerek son boşluğa geldim. Şimdi yine 6 zincir çektim. Burada zincirin
ilk boşluğumuzun dibine batarak birleştirdim. Şimdi hemen önümüzdeki boşluğun içine ipimizi taşıyoruz. Şu şekilde. Evet, iki defa yapmamız yeterli. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. Bir kez doladım. Yine buraya önce bir, sonra iki çekerek ikinci trabzanı yaptım. Tekrar doladım. Önce bir, sonra iki çektim. Üçünü birlikte topladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir. Tekrar tığımızı doluyoruz. Aynı boşluğa yine üç tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Hemen sıradaki boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir sık iğne. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Şimdi bir, iki, üç tane boşluk yaptık. Dördüncü yaparken yine şu köşeyi oluşturacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Şimdi tığımızı bir kez dolayıp bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, yine tepesini birlikte topluyoruz. 3 ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar doladım. Yine aynı boşluğa giriyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Sıradaki boşluğa giriyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Sıradakine giriyoruz. Tekrar bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonrakine giriyoruz. Evet, üçüncü boşluğu tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ve sıradaki boşluğa tığın başını dolayarak giriyorum. Bir trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzan ve kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tekrar 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 hepsini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Evet, buralar köşelerimiz oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşe oluşturuyoruz. Şimdi birleştirmeyi görmek isteyen arkadaşlar için şöyle bir kenardan birleştireceğim. Şöyle köşeden köşeye birleştiriyoruz bunu. Evet, diğer köşeye kadar gelelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Köşeyi yaparken başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane boşluğu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geliyorum şimdi buraya. Önce 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Kapatıyoruz. 1, 2,
3 tane zincir çekiyoruz. Burada birleştireceğimiz için 3 tane zincir çekiyorum. Diğer motifi şuradan başlıyoruz. Her boşlukta birleştirmeye devam ediyoruz. Motifleri ters yüzleri birbirine bakacak şekilde getirelim. 3 tane zincir çektik. Bakın buradaki köşeye giriyorum. Ve birleştirdim. 3 tane zincir. Ördüğüm motife dönüyorum şimdi. Örmeye devam ediyorum aynı şekilde. 1, 2, 3. Kapatıyoruz. Şimdi 6 zincir çekip normalde buraya batıyorduk. Yine 3 tane zincir çekiyoruz önce. Ve birleştirdiğimiz motife dönüyoruz. Sıradaki bakın köşeden sonra sıradaki boşluğa girerek bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi ördüğümüze dönerek buraya hem birleştirdik hem de 6 tane zincir çekmiş olduk. Sıradaki boşluğa batıyorum. Birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu köşeye kadar hep aynı işlemi yapıyoruz. 3 zincir çektim. Sıradaki boşluğun içine giriyorum. Birleştiriyorum önce. Sonra tekrar 3 zincir çekerek 6 zincire tamamlamış oluyorum buraya. Ve ördüğüm motifte bir sık iğne. Bu şekilde boşluklardan birleştirerek ilerliyoruz. 1, 2, 3 zincir. Yine geliyoruz. Bakın burada da bir boşluğumuz var. Buraya da birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir çekip sıradakine giriyorum. Birleştiriyorum. Şimdi bir tane boşluğumuz kaldı burada. Oraya da birleştireceğim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa giriyorum. Birleştirdim. Tekrar 3 zincir çektim. Evet, şimdi dönüyorum. Köşeyi yapmam lazım şimdi. 1, 2, 3 tane trabzan. Kapatıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Köşeye geldik. Boşluğa. Şimdi iki motifi birleştirirken bu köşeleri birleştirmesi bu şekilde. Boşluğun içine girip birleştiriyoruz. Ama üçüncü motifi araya soktuğumuzda bu sık iğnenin üzerine batarak birleştireceğiz. Tekrar boşluğa girmiyoruz. Bakın şurada bir sık iğnemiz oluşuyor. Üçüncü motifi bu araya sokarken aynı boşluklardan şuralardan birleştiriyoruz. Köşeye geldiğimizde şuradaki noktaya batıyoruz. Evet, 3 zincir çektim. Döndüm yine ördüğüm motife. 1, 2, 3. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi birleştirmemiz bitti. Devam ediyorum örmeye sıradaki boşluğa. Şöyle bir bakalım. Bu şekilde birleştirdik. Üçüncü motifi de az önce anlatmaya çalıştım. Üçüncü motifi de bakın buradan başlıyoruz birleştirmeye. Şu iki köşenin birleşme noktasında bir sık iğnemiz var. Buradaki sık iğneye batıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Burada boşluğa batıyoruz. Evet, sona geldik. Burayı da tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir doladım. Sıradaki boşluğa tekrar bir köşe yapıyorum. Şimdi 3 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar aynı köşeye batıyoruz. 1, 2, 3. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Son boşluğa giriyorum.
Ve tekrar son 6 zinciri çekiyorum. Şimdi 3, 4, 5, 6. Geliyoruz buradaki üçlü grubun tepe noktasına. Zincirin bittiği yere batıyorum ve bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi iplerini temizleye bakın. Şunları yürütmüştük. Şöyle bunları artık dibinden kesebiliriz. Şuradaki ipimizi de daha ince bir tığ alarak modelin tersinden bu şekilde gizliyorum. Bir tane daha yapalım. Şimdi tamamını keselim. Bunu da tamamını kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Birleştirmesi de çok kolay. Yuvarlak yapabiliyorsunuz. Baklava dilimi şeklinde yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz. Şu araya, her araya bir motif geçiyor. Tek renkte yapabilirsiniz tabii ki. Birleştirmemiz de bu kadar kolay. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.